Fenerbahçe Televizyonu'ndan Mutlu Günler Sportif programıyla karşınızdayız. Bugün Kürek Şubemizden konuklarımız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Çünkü gerçekten hafta sonunda çok güzel bir başarı elde ettiler. Kürek Şubemiz Büyükler Türkiye Kupası'nda hem kadınlarda hem erkeklerde şampiyon oldu. İlk olarak tabii ki hepinizi tebrik ederek başlamak istiyorum programa. Ve Gökhan Hocama vermek istiyorum sözü. Antrenörlerimizden Gökhan Dalgıç bugün sporcularımızla birlikte bizimle. Gerçekten çok güzel bir hafta sonu geçirildi hocam. Aslında bazı zorluklar yaşandı tabii ki. Hava şartlarının olumsuz etkileri kesinlikle başarımıza hiçbir şekilde yansımadı ama etkilerini de hissettik. Hem sporcularımızın başarılarıyla ilgili hem oradaki atmosferle ilgili siz nasıl bir başlangıç yapacaksınız? Öncelikle güzel bir yarışın ardından tekrar burada sizlerle beraber olmak çok keyifli. Burada olmaktan mutluyuz. Teşekkür ediyoruz tekrar bizi ağırladığınız için. Dediğiniz gibi hava şartlarından dolayı yarışlarda bazı sarkmalar oldu ama neticesinde geçen senenin Türkiye şampiyonası sonucuyla aynı şekilde kupayı tamamladık. Toplamda 15 yarış mevcuttu. Biz bu 15 yarışın 14'ünde altın madalya kazandık. Sadece bir yarışta gümüş madalya kazandık. Böylesi büyük bir başarı hem biz antrenörleri, yöneticileri hem de sporcularımızı oldukça mutlu etti. Evet, gerçekten hepimizi mutlu etti. Yarış sonundaki röportajlarda özellikle antrenörlerimizde, işte yöneticilerimizin aralarında konuştuğu şeylerde aslında şu da vardı. En başta kadın takımımızın nereden nereye geldiği. Şimdi biz tabii ki ilk günden itibaren yönetimimizin tabii ki He For She projesine verdiği destek, kadın erkek eşitliği, sporda kadının yeri ve tabii ki toplumda kadının yeri. Biz bunları hep konuşurken kadın takımımız ilk kurulduğu günden itibaren başarıdan başarıya gerçekten koştu. Kürek çekti diyelim daha doğrusu. Biz mesela ilk senede alınan şampiyonluktan sonra şunları duyduk. Acaba tesadüf mü? Ama seneler geçtiğinde ne kadar güzel temellerin atıldığını ve gerçekten hiçbir şeyin tesadüf olmadığını gördük. Bu nedenle izin verirseniz kadın takımımızla devam etmek istiyorum. Nigar'cığım senle devam edelim. Çok güzel bir yarış çıkardınız. Program öncesinde Ebru'nun da dediği gibi boş bulduğumuz anda yarıştık çünkü hava koşulları çok elverişsizdi ve hep ertelendi ama ben gördüm ki motivasyonunuz hiçbir şekilde düşmedi. Enerjinizi kaybetmeden tüm böyle emeğinizi sarf ettiniz, verdiniz ve başarıya ulaştınız. Sen nasıl değerlendirirsin? Evet, hava şartları bizi çok etkiledi. Özellikle yani antrenmansız kaldık bir hafta boyunca. Çünkü sürekli İşte yarışa gireceğiz, bir bakıyoruz hava bozuluyor, bekliyoruz. İşte özellikle hafif kilolar için, kilo verenler için sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ama sonucu hiçbir şekilde değiştirmedi. Tekrar kupayı elimize aldık. Önümüzde şampiyona var. Onda da tekrar şampiyon olacağız inşallah. 3 haftamız var. Çok iyi bir şekilde çalışacağımızı düşünüyorum. 15'te 15 yapacağız bence bu sefer. Daha güzel sonuçlarla kapatacağımızı düşünüyorum ben. Ben daha soracağım Nigar'cığım, hani bu şampiyonayı o kadar heyecanlı ki ya bu da çok güzel değil mi hocam? Yani kazandığınız başarıyı orada bırakıyorsunuz, hiç onda böyle onun hayaliyle yaşamıyorsunuz, onunla devam ettirmiyorsunuz hayatınızı ve hemen bir sonraki şampiyonaya bakıyorsunuz. Bu özellikle sanırım bir sporcuda olması gereken bir şey, Nigar'da olan, öyle değil mi? Evet, sezon içinde de en önemli yarış bizim Türkiye şampiyonası yarışı, yani bu yapılan Türkiye kupasıydı. Daha öncesinde bir Köyceğiz Kupası yapıldı. Tabii ki onlar da şampiyona kadar değerli, önemli bizim için ama son yarış olan Türkiye Şampiyonası bizim hedef yarışmamız. Evet. Yani bu yapılan yarışmalar bir nevi onun provası niteliğinde. Hani buradaki aldığımız başarılar da oradaki planlamamızı, oraya nasıl yarışta ekiplerle girmemiz gerektiğini bize yol gösteriyor. O yüzden bu provaların böylesi başarılı geçmesi bizi ve sporcularımızı motive ediyor. Evet, gerçekten çok önemli bir prova ve başarılı da bir prova geride kaldı diyebiliriz o zaman. Didem seninle devam edelim. Biz Nigar'la ekibiz bu arada. Özellikle bizim yarışımızda hava çok kötü oldu ama hiç pes etmedik yani. Hiç hava kötü bırakalım falan düşüncesine girmedik. Çok güzeldi. Ama Gökhan Hoca'nın dediği gibi önemli olan şampiyona bizim için. Bunlar hepsi bir tecrübe. Güzel bir derece yapmayı düşünüyoruz. Şampiyon olacağız.
yani. Bence de olacaksınız. Yani biz her yıl olduğu gibi. Kesinlikle. Hocam biz o kadar alıştık ki, yani mesela Ebru ile de konuştuk program öncesinde. En çok konuşan Ebru olduğu için genelde Ebru ile konuşuyoruz. Yani böyle artık böyle alıştık mı diyelim, hani şaşırmıyor muyuz diyelim. Ben aslında şampiyonluk haberinden sonra ya da böyle yarışı izlerken şaşırmamamızı neye bağlamamız gerektiğini bilmiyorum. Sizce? Ya yılların verdiği tabii ki bir alışkanlık var ama açıkçası bizde o rehavet yok. Her evet, yarış evet. Aynı şekilde heyecanlı devam ediyor. Bunun sebebi de gerçekten bu işi ciddiye alıp hem sporcularımızın hem antrenörlerimizin hem de yöneticilerimizin üzerine evet. çok çalışması. Kesinlikle. Yani bu kadar başarı hani tesadüf değil. Evet. Altında onlarca gün, onlarca saat çalışmanın verdiği emek var. Onun karşılığında bu başarılar geliyor. Sadece Türkiye kupası, şampiyonası da değil, tüm sporcularımızı artık biz uluslararası yarışları hedefliyoruz. Yani o hedefte çalıştığımız evet. için belki Türkiye'de daha kolay geçiyor olabilir yarışlarımızda. Evet, Nigar bir şey söylemek istiyor. Bir de şöyle bir şey var, artık sadece birinci olmak için gitmiyoruz biz yarışa. Hani en iyi performansımızı sergilemek için, en iyi dereceyi yapabilmek için. Çünkü biz kulübümüzde zaten şampiyon oluyoruz. Kendimizi mil takıma atmak için en güzel derecelerle orada podyuma çıkmak istiyoruz. Kendi rekorunuzu evet. egale etmek evet. istiyorsunuz. Ve sonrasında tabii ki milli takım hedefleri evet. var. Ve ondan sonra tabii ki hedefler özellikle başka platformlarda başarılar yakalamak. Tabii ki kürek şubemiz bu kadar başarılıyken biz de görmek istiyoruz sizi oralarda. Ve bu hiç tabii ki imkansız değil. Bir gün gelecek belki bunları konuşuyor olacağız. Bunları düşünce de çok heyecanlanıyorum açıkçası. Ebru sen al mikrofonu. Eminim çok konuşacaksın ve söyleyeceksin. Çok şey var. Öncelikle 5 yıldır ben Büyükler Şampiyonası'na giriyorum ve ilk girdiğimde genç sporcuydum, genç takımdaydım. Şimdi tecrübeli kısma geçtim, artık U20 sporcuyum ve dediğimiz gibi, Nigar'ın da hocamın da dediği gibi, biz artık Türkiye'de rakipsiz demeyelim ama alanımızda, kendi kategorimizde en iyi olmaya başladık. Ve bunu Nigar'ın söylediği gibi yarışlarımızı kendimizin ötesine geçerek taçlandırmaya çalışıyoruz ve uluslararası arenada kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Bu yüzden de bu Türkiye'de girdiğimiz yarışların hepsini nasıl daha iyi yapabiliriz, şampiyon olacağız ama daha nasıl güzel şampiyon olabiliriz düşüncesiyle yarıştığımız için de asla rehavete kapılmadan direkt önümüze bakabildiğimizi düşünüyorum. Tabii ki bu şampiyonluklara alışmak, çevremizdekilere alıştırmak çok güzel bir şey ama hani zirveye çıkmak zordur ama orada devam etmek daha zordur diye bir şey var ya. Kesinlikle. Biz artık her sene 3 kez şampiyon olduktan sonra inşallah bu yılda 4. yapabilmek için daha büyük bir ciddiyetle, daha büyük bir Fenerbahçe temsiliyetiyle oturuşumuzdan yarış alanına gidişimize kadar dikkat ederek yarışmaya odaklandık diyebilirim. Çünkü artık yaşımızın da büyümesiyle genç sporculara örnek olmaya başladık. Yani artık Ebru abla, Didem abla olmaya başladık ve belki bundan 5 yıl önce nasıl şampiyon Didem olacağız? Ben olmadım diye bakıyor ama bilemiyorum. Didem hepimizin ablası. Didem en büyüğümüz bu arada. Bu motivasyonla gittiğimiz için de Türkiye şampiyonalarında gerçekten birinciliği nasıl daha iyi olabiliriz'e odaklandık diye düşünüyorum ben. Ve inşallah 15'te 14 yaptık. 15. yarışı da alıp rakipsiz Fenerbahçe sloganını gerçekten de kanıtlayabiliriz diye düşünüyorum ben. Çok güzel aslında ifade ettin Ebru'cum. Ben bir de şunu merak ediyorum. Ayrıca bir de sizden de öğrendiğim bir şey var. Tabii ki her spor çok zor. İşte boksa baktığımızda yine o kilo düşme konusu. İşte atletizme baktığımızda kesinlikle tabii ki tüm spor branşlarında var ama işte sakatlanmama. Ama şimdi ben kürek branşına baktığım zaman böyle aylarca ailelerinizden uzak kaldığınız o yer. Ve sürekli hava soğuk olsa da sıcak olsa da işte böyle el sadece önünüz bronzlaşsa arkanız beyaz da kalsa elleriniz de nasır olsa ben sizden böyle hiç pes etmediğinizi gördüm her zaman. Tabii ki hani arkadaşlarımın hemcinslerimin özelinde konuşuyorum ama siz de buna dahilsiniz. Gerçekten çok zor ama her zaman böyle diyorlar ya işte aman kadın bunu yapamaz işte dayanamaz işte soğuğa sıcağa işte ellerinin nasır olmasını istemez falan kesinlikle böyle bir şey olmadığını ve tüm zor şartlara rağmen özellikle duygulamadığını
duygusal şartlardan bahsediyorum. O özlem dediğimiz şey. Nasıl katlanabildiğinizi burada anlattığınızda ben açıkçası böyle ufak ufak küçük bir günlük, iki günlük özlemler ya da böyle çok sevdiklerinizden ayrı kalmanın kalmayla nasıl baş edilebileceğini sizden öğrendim. Ya şöyle bir şey söyleyebilirim size. Ben 6 aydır ailemi görmüyordum. Hı-hı. Ve ailem Adana'ya geldi. Hatta hatırlarsınız 2019'da da çok özlemin benim için en zor şey olduğunu söylemiştim. Kesinlikle. İlk şampiyon olduğumuzda. Ama yarıştıkça ve bunun üzerine gittikçe hem belirsizliğe hem de bu özlemin yarattığı strese, iyi olma baskısının, o başarı başarı toleransımız, yani başarımızı daha yükseğe arttırma isteğimizin yarattığı bizdeki performans kaygısınınla baş etmeyi öğrendik gerçekten. Hı hı. Yani ben bunu eminim kendime bu 3-4 sene önceki Ebru'ya baktığımda daha farklı bir Ebru'ya dönüştüğümün, belirsizliklere karşı. Mesela yarış iptal oldu ve boş anımızda yarıştık diyorum ya. Hı hı. Şey bekliyorduk, böyle start saatini bekliyorduk. Hadi bir an önce yarışalım çünkü buna hazırız. Bir an önce yapalım. Hava kötü de olsa yarışalım, iyi de olsa yarışalım. Hı hı. Çünkü biz yapabileceğimizi biliyoruz. Ertelenme olmasın. En iyi performansımızı bir an önce gösterelim düşüncesine gelebildik bu 3-4 sene içerisinde. Ve gerçekten de bu süreç içerisinde biz de bazı belirsizliğe karşı, strese karşı, özleme karşı tabularımızı yıktık diyebilirim yani. Size öğretmişiz ama biz de kendimiz öğrendik yani. Önce tabii siz öğrendiniz, ondan sonra sizin öğrendiklerinizden ben bir şeyler öğrendim. Gökhan Hocam, Ebru çok güzel ifade ediyor. Şimdi bir sporcuya siz antrenör olarak ne kadar böyle işte telkinde bulunsanız da, işte mesajlar verseniz de, örneklerle anlatsanız, kendinizden de örnekler verseniz bir yere kadar. İnsanın bir dakikadan sonra kendisini tedavi etmesi, İşte kendisi bazı şeyleri hazmetmesi gerekiyor. Ebru bunu başarmış. Sporcu anlamında siz destek verirken hem böyle nelerle karşılaşıyorsunuz Ebru'nun örnek verdiği durumlarda mesela? Ve onlara nasıl destek veriyorsunuz? Dediğiniz gibi bunu telkinlerle ne kadar sözlü olarak ifade etsek de, yarış videolarıyla anlatsak da, hı hı, bunun en iyi ilacı tecrübe. Evet. Yani bir tecrübe onlarca antrenmana ya da onlarca kampa bedel olabiliyor. Yani bir yarışmada yaşanan olaylar, örneğin bu yarışmada olduğu gibi, zaman zaman hava şartları yarışma yapmaya müsaade etmeyebiliyor. Bir gün olabiliyor, iki gün olabiliyor, üç gün olabiliyor. Yani o an hazır olduğunuz gün yarışma yapılmıyor. Siz üç gün boyunca en iyi performansınızı göstermek için sürekli hazır bulunmanız gerekiyor. Hı hı. Zaten yapacağınız iş oldukça zor ve bunu günlere yaymanız gerekiyor. Az önce de konuştuğumuz gibi bu yarış tabii ki çok önemli ama neticede bir prova niteliğinde. Bu tarz organizasyonlar, bu Türkiye Şampiyonası da olabilir. Orada, hı hı, sadece yarışı kazanmak önemli değil. Orada kazanılan tecrübeler daha önemli. Çocuklarımıza az önce de konuştuğumuz gibi sözlü olarak, görsel olarak anlatıyoruz. Ama onların o an yaşadığı duygular, tecrübe ettikleri olaylar onlara zaten bir ilaç niteliğinde, bir tecrübe niteliğinde gerekli kazanımları sağlıyor. Evet, tabii ki sporcu olmak, o performansı sergilemek, bir yandan da başa çıktığınız şeyler çok zor kesinlikle ama antrenörlerin işi eminim ki sizden daha zor. Herkese ayrı ayrı tabii ki karakterler, hem kadınlar hem erkekler nasıl hitap edeceğini bilmeniz lazım. O anki duygu yoğunluğunu bir şekilde özümseyip ona bir şeyler söylemeniz gerekiyor. O yüzden gerçekten bir arada olmak da sürekli de zordur diye tahmin ediyorum. O yüzden gerçekten bu ekipte herkesin işi çok zor. Peki Ahmet, seninle devam edelim. Evet, böyle kızlara biraz fazla özen göstermiş olabilirim ama sizi hiçbir şekilde unutmuyorum. Eskiden beri tabii ki erkek takımının şampiyonlara nasıl ambargo koyduğunu biliyoruz. Siz artık böyle daha böyle yeni jenerasyonsunuz ama siz de artık çok tecrübeli isimlersiniz diyebiliriz. Senin için nasıl geçti şampiyona? İyi geçti. Öncelikle ben buradaki üç genç arkadaşıma buraya geldiğim için teşekkür ediyorum, başarılı elde ettiğim için. Çünkü biz normalde genç takım sporcusuyuz fakat büyük takımda sporcu boşluğu olduğu için o boşluğu biz doldurduk. Altın madalyalarla doldurduk. Çok, hı hı, mutluyum. Bizim için iyi geçti. Kamp süreci olsun, yarış olsun. Peki bu şampiyonalar biraz önce tabii ki hocamızın da söylediği gibi tecrübe niteliği taşıyor. Sen böyle her şampiyona sonrası fark ediyor musun Ahmet, eksiklerini giderdiğini ya da fark ettiğini? O genç takımda falan olduğumuz zamanlar pek farkına varamıyorduk ama büyüklerle çalıştığımızdan beri yani ne kadar eksiğimizin olduğunu gördük.
Şu an hala üzerinde çalışıyoruz tabii ki. Hiçbir Peki an. Nasıl büyük takımla çalışmak? Oranın enerjisi, oradaki insanlar, belki abi dediğin kişiler var ki gerçekten senelerdir burada, 10 seneyi aşkın süredir burada olan kişiler var. Orada nasıl buldun ortamı? Ortam çok iyi yani, anlatılmaz. Hem antrenman olsun hem antrenman dışında. Hem keyifli geçiyor hem bizim için çok verimli geçiyor. Çünkü daha abilerimize öğreneceğimiz çok şeyler var. Onların bize artıları çok fazla çünkü. Öyle. Ne güzel. Baktığımız zaman hocam Ahmet daha böyle hani yolun başında o enerjisini, mutluluğunu kaybetmemiş ve takıma da belki de enerji getirecek isimlerden gibi duruyor. Bilmiyorum, öyle mi? Evet, evet. Doğru mu tespit? Özellikle Ahmet, Ege ve Giray. Ahmet bu sene bu ekip, yani üçü de çok büyük katkı sağladı büyük takıma. Ahmet'in ekstra bir performansı var. Yani her sene gittikçe hızlanan, ilerleyen performansla bir tık daha ekstra katkı sağladı büyük takımımıza. Ona da yeri gelmişken teşekkür edelim. Evet, mutluluğunun nedeni de belki budur. Evet. Çok teşekkür ederiz sana Ahmet. Peki Ege, seninle devam edelim. Senin için nasıl bir şampiyonaydı? Benim için iyi bir şampiyonaydı. Yani ilk kez büyüklere dahil olmuştuk ve ilk kez büyüklerde bir kupa kazanmıştık. Bizim için çok heyecanlıydı. Aynı zamanda çok zorlu bir süreçti ama kolay adapte olduk. Bizi bu yollara getirmesini sağlayan Yiğit Saygılıgil ve Hasan Özcan sağ olsun. Normalde biz genç sporculardık ama ilk kez büyüklere dahil olduğumuz için birazcık zorlandık ve ilk altınımı aldığımda çok heyecanlanmıştım. Birkaç gün yarışlar aksadı havadan dolayı ama hedeflerin doğrultusunda fedakarlık olması gerekiyor. Devam etmek zorundayız. Evet. Hocam yeni ekip daha mı bir olgun? Hani yaşlar küçülükte olgunluk seviyesi mi yükselmiş? Ben çok ciddi arkadaşlarla karşı karşıyayım. Evet, kürekte buna alışık değilim. Büyük takımda biraz çalışınca bu şekilde ciddi oluyor genç hocam, arkadaşlarımız. Emin misiniz? Evet, normalde kanları kaynar biraz. Harika, ne güzel. Bu enerjinizi görmek istiyoruz bundan sonra. Ege'cim sen de alışırsın yavaş yavaş. Teşekkür ediyoruz sana da. Evet. Giray'cığım seninle devam edelim. Senin için de tabii ki çok güzel bir tecrübeydi. Çok heyecanlandığınızı tabii ki de tahmin edebiliyorum. Mümkün değil tamamen anlamam ama tebrik ediyorum bu başarınız için. Bundan sonra da devamı gelsin diyorum. Sen ne, nasıl değerlendireceksin? Öncelikle teşekkür ederim. Biz Ege'yle birlikte U23 erkekler 4T kategorisine yarıştık. Hani biz daha 17 yaşındayız, genç sporculardık. Hasan abimiz, Hasan Özcan antrenörümüz Yiğit Saygılıgil A takımda boşluk olduğu için bizi 4T kategorisinde yarıştırmak istediler. Bizim performansımız çok iyi değildi. Bizden yaşça büyük insanlarla yarıştık. Ama biz her zaman Ege ile birlikte inanıyorduk. Çünkü bu işi istiyorduk. Büyük erkeklerde yarışmak istiyorduk ve birinci olmak istiyorduk. Bunu da yerine getirdik. O yüzden çok mutluyuz. Bu bizim için bir basamak. Bizim için Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası önemli. Onun için çalışıyoruz. Ama öncelikle ilk basamağı atlattık. İkinci basamak Türkiye Büyükler Şampiyonası var. Onun için çalışıyoruz. Daha çok çalışacağız. Eksiklerimiz var. Ondan sonra milli takımda başarılar getirmek istiyoruz ülkemize. Evet, umarım getirirsiniz. Söyle Ebru'cuk. Ege ile Giray kendilerinden yaşça gerçekten 3-4 yaş büyük insanları geçtikleri için milli takım kategorisinde de demek ki uluslararası aranında kendi yaşıtlarını da başka ülkelerden kendi yaşıtlarını da geçebileceklerini kanıtlamaya çalışıyorlar aslında. Ki bence bu kupada bunu fazlasıyla gösterdiler. Ki umarım hepimiz milli takım kadrosunu Fenerbahçeliler olarak doldurabiliriz. Çünkü buradaki artık herkesin hedefi Türkiye şampiyonu olmak. Ama Türkiye şampiyonu olduktan sonra Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu ünvanlarını da kendine katabilmek her yaş kategorisinde. Yani Fenerbahçe her U23'te, gençte, büyüklerde milli takıma sporcu yetiştirmeyi amaçlıyor. Ve gerçekten de bunu kanıtladılar bence 17 yaşında olmalarına rağmen. Hocam sizin koltuğunuzda yakında oturacak ismi söylüyorum, Ebru. Evet, Ebru. Yani kesin olamaz böyle bir şey. Bilmiyorum antrenörlük teklifi için mi bu kadar uğraşıyor bilmiyorum ama Ebru'cum gerçekten senin o içeride olup da bu kadar cümlelerinle duygularını birleştirip aktardığın şeyler bizim için çok değerli. Hani ne olursa titre, sporcu da olsun, antrenör de olsun ben seni her zaman dinlerim. İnşallah burada olursun Fenerbahçe çatısı altında. Peki Giray, sana şunu da sormak istiyorum. Böyle işte U23'te yarışırken, A takımda yarışma hayalleri kurarken, kendini o teknede bulduğunda ve yarışırken
bilmiyorum onu düşündün mü ya da yarış bittiğinde madalyaları boynunuza takarken neler hissettin? Tamam, tam istediğim yerdeyim dedin mi ve hayallerinin bu kadar çabuk gerçekleşeceğini düşünüyor muydun? Ya birincisi hayallerimin bu kadar çabuk gerçekleşeceğini düşünmüyordum. Ama bunun için çok fazla çalışıyordum. Hı hı. Tabii o madalyayı boynuma aldığımda birincilik madalyasını çok mutluydum. Ama daha çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Çünkü bu bir kalıcılık değil. Her zaman çalışman gerekiyor o takımın içinde olmak istiyorsan. Ben de hep onu yapıyorum, daha çok çalışıyorum. O yüzden. Evet, tebrik ediyoruz. Çalışmalarının da devamını diliyoruz. Başarılar da aynı şekilde gelsin. Ege, tekrardan mikrofonu alır mısın? Peki... Yarışma bitti, şampiyona bitti, madalyalarınızı aldınız. Eminim böyle sakinleştiğiniz bir an oluyor orada. Ne dedi hem Yiğit Hoca hem Hasan Hoca? Eminim evet, beklentilerimizin karşılığını verdiniz. İşte yüzümüzü kara çıkartmadınız demiştir ama ya onların cümlelerini hatırlayabildiğin kadar bize aktarır mısın? İlk kez kendimizi gösterme fırsatı olduğu için gerçekten bizle gurur duydular. O yüzden çok mutlu olmuştuk. Çünkü büyük takımda yarışmak gerçekten büyük bir sorumluluk gerektiriyor ve ayrıyetten bir alt takımdan geldiğimiz olduğu için yani ayrı bir mutluluk duymuştuk. Bizimle gurur duyduğunuza aferin demişlerdi. Başarıların devamımızı diledi. İşte zaten bu sözleri duyduktan sonra sanırım öyle bütün yorgunluk, heyecan yerini böyle muhteşem bir duyguya bırakıyor. Tarifi olmayan değil daha mi? Daha çok başarıya açık alıyoruz. Peki sonrasında Ahmet böyle ailen, çevren ne dedi? Çünkü genellikle özellikle böyle hani büyükler şu korkuya da kapılıyor. Acaba hazır mı? İşte yapabilir mi? Ya hayal kırıklığına uğrarsa ya sonradan devam edemezse. Yakınlarında insanların böyle cümleleri etmeseler bile o hissi duyabiliyorsun. Bu her alanda böyle. Sana sonrasında neler dediler? Onlar zaten benden daha eminler. Benim başarım konusunda evet. Çok güzel. Zaten yarışlar canlı yayında olarak verildi YouTube'da. Onlar zaten oradan takip etti. Ben yarışmadan daha çıkmadan beni aramışlar. Başarı dilemişler işte, teşekkür tebrik etmişler. Tebrik etmişler evet. Yani direkt ilk antrenörlerimizle falan tebrik etti antrenörlerim. Sonrasında işte ailelerimle konuştum. Öyle onlar benden önce zaten biliyorlardı benim madalya alacağımı. Harika, çok güzel. Gökhan Hocam aslında yani Ahmet'in söylediği çok önemli. Şimdi ben başka bir açıdan baktım, farklı bir pencere açtı bana Ahmet. Yani ailenin, işte arkadaşlarının, çevresinin insana böyle ya biz sana inanıyoruz demesi bile motivasyonu kim bilir nerelere getirir değil mi? Tabii ki şimdi biz bu genç sporcularımızı büyükler yarışlarında arenaya sürerken onların başarısız olacağını beklemiyoruz. Onları güvendiğimiz için, yani bizi antrenmanlarda, testlerdeki performanslarıyla ikna ettikleri için bu yarışlara sokuyoruz. Yoksa bu yarışlarda alacakları başarısızlıklar onların ileriki sporculuk kariyerinde zedelenmeye yol açabilir. Biz onlara inandığımız için tıpkı aileleri gibi ailelerinden daha çok şanslıyız ki verilerimiz var önünde görebiliyoruz. Siz verilerle onları, aileler evet, hislerle zaten, ilerliyor. Evet, yapabileceklerini gördüğümüz için, inandığımız için o büyükler kategorisinde de yarışlara sokuyoruz. Harika. Peki Ebru Hocam, son bir şey söyleyecek misiniz? Gökhan Hocam'a vereceğim sözü. Son olarak ne dersin Ebru? Merak ediyorum senin cümlelerini. Şey söylemek istiyorum. Şurada az önce 8 tek yarışını gördüm. Ben çok yarışa girdiğim için tüm yarışları izleyememiştim ama daha sonra YouTube'daki canlı yayından izledim ve mesela burada Ahmet bir yarış alıyor. Ben diyorum ki ne kadar güzel. İşte çok gurur duyuyorum. Hani böyle sanki oğlummuş gibi. ya da mesela Nigar'la Didem birinci oluyor. Güzel bir derece çekiyor. Diyorum ki evet çok güzel. İnşallah daha farklı yerlerde görürüm. Böyle bir takım olabildiğimiz için çok mutluyum öncelikle. Çünkü herkes birbirini kıskanmadan birbirinin en iyi olmasını istemesi çok zor, takımlar içerisinde çok zor tutulan bir şey bence ve biz bunu gerçekleştirdik. Gerçekten de her yaptığımız takım arkadaşlarımın her yaptığıyla gurur duyuyorum. İnşallah da çok daha güzel şeylere imza atarız ki ben daha çok gurur duyuyorum. Sen daha çok konuşursun değil mi Ebru? Hocam gerçekten hani ekip olmak böyle bir şey. Ebru'nun söylediği gerçekten bir insanda olması gereken böyle vasıflar diye düşünüyorum ama kim bilir neler görmüş ki böyle zor olduğunu söylüyor. Aynı zamanda psikoloji okuduğu için biraz mesleki bakıyor. Mesleki olarak da bakıyor. Mesleki deformasyon da diyebiliriz sanırım evet, Ebru'nun. Biraz erken başladı ama bizim için. Yani gerçekten böyle bir grup içi dinamik yakalamak, böyle
erkeklerin kadınların şampiyonluğuna, kadınların erkeklerin tabii şampiyonluğuna ki. He for she dediğimiz bu eşitlik evet. şeyini yakalayabilmek bence çok zor bir şey. Bu her yerde başarılabilen bir şey değil ve bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Çünkü artık böyle bakıyoruz. Aa 8 tek yarışı hemen izleyelim. Herkes birbirimize mesaj atıyoruz. 5 dakika sonra 8 tek yarışı gelecek. 500'ün orada buluşalım, bağıralım, çağıralım. Hani sesiniz kısık diyorsunuz ya. Hı hı. Bu destek vermekten aslında ve bunu başardığımız için gerçekten çok mutluyum. Yani gururlanıyorum dedim ya, gerçekten böyle bazen bazı yarışları izlediğimizde gözlerimiz doluyor. Özellikle uluslararası yarışlarda. Ve bu duyguları birbirimize yaşatmamız çok kıymetli bence. Çok haklısın. Yani inan şu söylediklerinle ekip arkadaşlarını bırak, hani bizlere bile enerji veriyorsun. Umarım hep burada olursun ve bu enerjini dağıtmaya devam edersin. Çok özelsin Ebru'cum benim için. Çok teşekkür ediyorum. Hocam son söz sizde. Ömerliğe gitti bir ekip. Daha böyle hani nefes bile almadan diyebiliriz. Ve sonrasında 15-17 Nisan tarihleri arasında yine Sapanca'da olacak Türkiye Kürek Şampiyonamız var. Oradan da tabii ki çok güzel bir şekilde dönmenizi bekliyoruz. Oradan da madalyalar ve şampiyonluklar geleceğine eminiz. Son olarak böyle kısa vade uzun vadede neler söylersiniz? Dün yarışlar bitti. Türkiye Kupası yarışlarını bitirdik. Bugün tekrar büyük takımımız hemen kampa devam ediyor. Çok kısa 3 haftalık bir süreleri var Türkiye Şampiyonası için. Aynı yarışlarda milli takım seçmesi yapıldı. Yıldız takımın ve genç takımdan kız ve erkek sporcularımız 2 hafta sonra Hırvatistan Zagreb şehrinde bir yarışmaya katılacaklar. Yani çok yoğun bir 3 haftamız var. Aynı şekilde biz de hemen yarın kamplara başlıyoruz. Yakaladığımız başarıları devam edip büyükler kategorisinde sezonu zirvede tamamlayacağız. Eminiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz size. Tabii ki zor bir yine süreç, takvim, yoğun bir takvim var. Hepinize başarılar diliyorum. Yine ben eminim.